iyi sizinle paylaştım. Burada da onu paylaşmak istiyorum ve size sormak istiyorum. Bana en çok orada yapılan hakaretten daha çoğu Cumhuriyet'in kurucusuna hakaret edilirken onun koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir one minute dememesi, hoca sen ne diyorsun ya dememesi bana daha çok dokundu. O yüzden bunu bir size böyle birkaç cümle etmek ister misiniz bu konuda da? Çünkü Diyanet'in nasıl araçsallaştırıldığını, yani iktidarın kendi politikalarını halka dayatmak için nasıl kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Ama bu sonuncusu herhalde artık başka bir yere geldi, dayandı diye. Önce izninde Barış Şirin'e dönmek istiyorum. Şirin, bu konuda birkaç cümle etmek ister misin? Tabii bunu ben daha çok siyasi tablonun nereye doğru evrildiğiyle açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de konuşuyorduk ama özellikle son dönemde ardı ardına gelen çeşitli iddialar ama ciddi iddialar ve içine düşülen siyasi çıkmazlar anladığımız kadarıyla iktidarı aslında ne yapabileceğini bilemediği yerlere savrultuyor. Ne demek istiyorum? Ne söylüyor bize bütün araştırmalar ve araştırma sonuçları? AK Parti'nin özellikle genç tabanı sadece deizme dönmüyor. Ya da dedelerinin den gelen dini öğretiler ya da yaşam biçimlerine artık sahip çıkmıyor değil. Aynı zamanda AKP'den de uzaklaşıyor. Yani dedesi gibi oy vermiyor ya da işte ailesi, anne babası gibi oy verme trendinde değil. Başka bir dünyanın çocukları ve bunlar AK Parti içine gözlerini açmış ve AK Parti'den başka da bir yönetim tanımayan gençler. Çeşitli nedenlerle daha önce konuştuk, uzatmayayım. AK Parti'den büyük bir kopuş var ama her şeyden önemlisi din odaklı yaşam biçimlerinden kopuş var. Şimdi AK Parti'de son dönemde gördüğümüz bu savrulmalar, bu radikal konuşmalar aslında AK Parti'nin ilk dönemlerinde sonrasında da çokça görülmeyen bir takım ifadeler ve bunları bir siyaset, politik hale getirmesinin nedeni öncelikle bence dindar diye düşündükleri tabanı konsolide etme çalışmaları. Ama orada da sıkıntı var çünkü dindar dedikleri, onların öyle gördüğü, bunlar nasıl olsa böyle konuşursak bize oy verir dedikleri kitle de giderek küçülüyor. Dolayısıyla oraya verilen mesajlar bir seçim sonucunu etkilemeyeceği gibi kendi imajlarını hem Türkiye'de biraz önce hocanın da anlattığı gibi hem de dünyada daha da feci haline getiriyor. Ben böyle görüyorum ve iktidarın gerçekten çok ciddi savrulmalarının altında bir başka neden daha yatıyor. O da etraflarındaki kadrolar. Bakın bugün Türkiye'nin en önemli ilahiyat hocaları ya Türkiye'den kalkıp gitmek zorunda kaldılar ve batıya gittiler, Avrupa ülkelerine gittiler araştırmacı olarak. Ya da üniversiteden atıldılar kahikayler ya da şu ya da bu nedenlerle. Aklı başında gerçekten ilim tartışan, gerçekten teoloji, din bilimi tartışan, gerçekten bu konuda yazan, çizen, üreten, entelektüel birikimi sağlam, İslam hukukunu bilen, İslami tartışmaların temelini oluşturan hocalar, isimler yok oldu. Onun yerine ne görüyoruz? Önce Fethullahçı kadrolardı, şimdi de bir takım bana kalırsa daha çok cehaletten beslenen ve daha çok iktidarın gözüne girmeye çalışan bir takım isimler görüyoruz. Bunlar gerçek bir din tartışması, entelektüel tartışma yapmıyorlar ki. Daha farklı makam, işte göze girme, böyle konuşursam daha iyi algılanırım. Bütün bunlar söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer gerçekten yatırımını böyle konuşarak ben AK Parti tabanından gidenleri ya da etrafımızdan uzaklaşanları geri döndürürüm diye kuruyorsa bunu ben söylesem belki benim yorumum diye kızacaklar yine ama bu benim yorumum değil. Burada ağırladığımız araştırmacıların da yorumu artık öyle bir dünya kalmadı. Öyle bir kitle de kalmadı. Hele hele her gün yenisi eklenen gençler ki onlar oy kullanacak böyle bakmıyorlar hayata. Dolayısıyla bu sadece ve sadece Türkiye'deki kurumlara, tarihine, Türkiye'nin tarihine, birikimle ve en fazla da iktidara zarar veriyor diye düşünüyorum. Son kısacık bir not. Bu arada unutmayalım, bu iktidar döneminde Suudi Arabistan'da Osmanlı'dan kalan çok değerli tarihi eserler
yerle bir edildi, yok edildi. Hatırlayacaksınız. Ve ağızlarını açıp hık demediler. Yani bu kadar hassas olunuyormuş görüntüsü altında pek çok eserin ülke içinde ya da ülke dışında, örneğin sahil yolu geçirilmesi gerektiğinde, örneğin bir müteahhitin marina yapması gerektiğinde, o Osmanlı eserleri ya da camiler, ya da illa da cami olması gerekmiyor, çeşme, kalmış tarihi eserler o kadar da problem gibi gözükmüyor. Ayasofya meselesi üzerinden kurulan tamamıyla bir siyasi konjonktürü devşirme meselesidir ya da orayı kendine doğru çevirmeye çalışma meselesidir, ama bu bence en fazla iktidara zarar veriyor diye düşünüyorum. Barış? Ya birincisi, kimse kimseyi kandırmasın. Eğer Erdoğan olmasaydı Mustafa Demirkan, o kürsüye çıkmak demiyorum, hayalini bile göremezdi. Yani biz onun bazı yakınlık, bazı akrabalık, bazı dostluk ilişkilerinin sayesinde oraya çıktığını biliyoruz, o saygıyı gördüğünü. Bu bir. İkincisi, Cumhurbaşkanı kendisine tweet atıldığında mahkemeye veriyor. Doğru mu? Kendisinin aleyhinde. Bu bana hakarettir diye. Bak, bu şeyi söylemiyorum. İmamın konuşmasının içeriğinin onda biri kadar şey olsa dava ediyor. Hatırla, Barolar Birliği'nin yargı açılışında Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu çıkıp kürsüden bir eleştiri yaptığında ne yaptı? Tam söylediyseniz şeyi yaptığını hatırlıyor musun? Ayağa kalktı ve salonu terk etti. Ben bunu dinlemek zorunda değilim diye. Yetmedi. Barolar Birliği Başkanları artık o salonlarda, toplantılarda konuşamaz hale geldi. Siz, sizin şahsınıza böyle bir şeyin onda biri yapıldığında, eleştiri sınıfına giren şeyler söylendiğinde mahkemeye vereceksiniz, kalkıp salonları terk edeceksiniz. Ama bu Ayasofya'da bu ülkenin kurucusuna hakaret edildiğinde susup, susmak bence bir ölçüde onaylamaktır da, susup onaylar pozisyon alacaksınız. Niye susmak onaylamaktır? Çünkü size bağlı bir kurum onu oraya çıkarıyor. Şey değil yani, tesadüfen oradan geçerken dinlemiyorsunuz. Size bağlı bir kurum onu, yani size bağlı çıkarıyor. Birincisi, o dediğin hani içim acıyor dedin ya, için acıyor ama şunu bil, bu son derece kasıtlı ve planlı bir hareket. Kesinlikle. Zaten o yüzden içimiz acıyor. Yani biraz önce dedim ya, boynu kalın Suud, Mısır olup Suud, İngiltere. Bilmem işte yeni gelen Suud. Niye gidiyorsun? Bir önceki imama, Ayasofya imamına niye Suud'u? Niye Suudi Arabistan'a gidiyor? Çünkü babası diyor ki, ben bu, tabiri caizse, bu kafir ülkede çocuğumu yetiştirmek istemiyorum diyor. Ve onu götürüp Suudi Arabistan'da eğitim aldırıyor. Sonra gelip bunları söylüyor. Tesadüf değil. Kendi ülkesine karşı bu yaklaşım tarzı tesadüf değil. Ama ikincisi, şunu söylemek istiyorum. Acaba Ayasofya'yı fetheden, yani İstanbul'u fetheden ve Ayasofya'yı o dönem şöyleydi. Sen de o tasvirleri okumuşsundur. Yani o hikaye, o dönemi. Bir fetih sembolü olarak girilir. Oranın en büyük kilisesi de namaz kılınır bir fetih sembolü olarak. Ama en nihayetinde sonra bir sürü cami yapıldı. İstanbul'da Ortaköy'e kadar